Herkese yeniden merhaba. Temiz içerikli ürünlerle ilgili arayışıma devam ediyorum. Biliyorsunuz ki sizinle bununla ilgili bir oynatma listesi de hazırladım. Bu tarz alışverişler yaptığım zaman sizinle paylaşacağım bunları. Şimdi ben DM'den aldığım temiz içerikli ürünlerden bahsedeceğim bugün. Bu ay içinde birkaç zaman gidip gelip yaptığım alışverişlerin hepsini topladım. Hepsini birden size anlatacağım. Bu arada bununla ilgili makyaj yapacağım. Yani organik makyaj malzemeleriyle, temiz içerikli ürünlerle de yapılan makyajları da görmüş olacaksınız böylece. Ben ilk önce makyajımı Alverde markasının, şöyle göstereyim. Biri far bazı, biri de gözenekleri küçülten bir baz. İlk önce yüz bazıyla başlıyorum. Şöyle rengini göstereyim. Beji gibi, sarı gibi bir rengi var. Ben şimdi bunu yüzümün, bu arada yüzümü nemlendirdim daha önce. Daha böyle orta kısmına, gözeneklerin daha fazla olduğu kısma yayıyorum. Cildim bayağı bozuk bu sıralar, fark ettiğiniz üzere. Bu kullandığım bir güneş kreminden oldu. Ürün bitirme projemde cilt bakım ürünleri arasında göreceksiniz. Benim onu bitirmem mümkün değil. Biraz ağlıyorum. Bayağı bu arada su gibi. Hiç böyle yağlı bir şey değil. Baz değil. Bayağı su gibi bir baz. Hemen yüzünüze yapışıyor yani. Kalıyor. Oturuyor. Görüyorsunuz. Hissediyorsunuz. Benim bu cilt bakım ürünleriyle ilgili ürün bitirme projemde gösterdiğim kliniğin yüz için olan güneş koruması felaket. Yüzüm felaket bir durumda o yüzden. Onu ben artık projeden de atacağım muhtemelen. Çünkü benim onu bitirmem bu şekilde mümkün değil. Şimdi gelelim bir far bazına. Alverde'nin. Ürünlerin tam isimlerini aşağı yazacağım bu arada. Oradan bakabilirsiniz. Bu da daha böyle kahve bej bir renkte. Far bazı. Burada bir ayna alayım. Görmek için. O bayağı çok oldu. Bunu böyle iki tarafa da yayıyorum. Çok bu arada çabuk kuruyor. Biraz çabuk olmanız gerekiyor o yüzden bunu yaparken. Evet, pek bir renk vermiyor bu arada. Sadece muhtemelen far için bir farı tutması için daha bir uygun bir ortam yaratıyor diye düşünüyorum. Bayağı kuru bir ürün. Su gibi gene ve anında kuruyor. Evet, şimdi gelelim bazı olayını hallettikten sonra çok severek kullandığım bir bunlar kokularım mükemmel. Alverde'nin bir kompakt fondötenine. Şimdi bunun bende iki rengi var. Ben şu an birkaç gün böyle güneşe çıktım. O yüzden rengim koyulaştı. Bu açık rengi bir numarası. Alverde'nin evet bir light beji bu. Yalnız bugün kullanacağım 030 beige rose. Çünkü bayağı rengim muhtemelen buna daha yakındır. Ben bunu fırçalarla sürmeyi denedim bu arada. Yok çok sert bir ürün. O yüzden fırçayla bayağı zor oluyor. Real Techniques'in fırçalarıyla hiç olmuyor. Bende hangisiyle olmuştu? Bir dakika. Bir bakayım hemen. Evet. Bende Sigma'nın bir F82 fırçası var. Bununla biraz daha iyi oldu ama en iyi sonuç bence ıslak bir süngerle oluyor. Ben şimdi Real Techniques'in bir süngerini aldım. Sert bir ürün dediğim gibi. Böyle bastırmanız gerekiyor. Makyajımı yapmaya başlıyorum. Evet. Bu benim için şu an bence ideal renkmiş. Sizin bildiğiniz yüzünde pek sivilce çıkartmayan bir güneş kremi var mı? Temiz içerikli. Eğer böyle bir bilginiz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aşağı yorumlar kısmına yazarsanız inanılmaz memnun olurum. Yüzüme güneş kremi sürmeye korkuyorum. O derece yani. Bende böyle bir tane La Roche'ninki de vardı. Geçen sene onu kullanmıştım. O da bana pek iyi gelmemişti. Genel olarak güneş kremi olayı zor. Yani yüzde sivilce çıkartmadan
yüzü koruyan bir krem. Zor. Genelde hani makyaj yaptığınız zaman makyaj malzemelerinin içinde güneş koruması olduğu için, hoş bunda olduğunu sanmıyorum. Bir bakayım. Öyle bir şey yazmıyor. Normalde hani fondöten kullandığınız zaman içlerinde güneş koruması da oluyor. Ama yani ben havuza giderken yüzümü fondöten ya da BB krem sürmek istemiyorum açıkçası. O yüzden makyajsız gittiğim için de güneş kremi sürmem gerekiyor. Tabii büyük sıkıntı. Çünkü gördüğünüz üzere yüzümü mahvetti. Evet. Birazcık ben böyle gözümün altına da geçireceğim. Çok kapatıcı oraya uygulamak istemiyorum. Çünkü çizgilerde dolma oluyor. Bir de kapatıcının rengi çok açık gelecek şimdi muhtemelen. Rengim değiştiği için gerçekten bu renk tam oldu. Biraz boynuma da süreceğim. Bu arada şu birkaç tane daha fondöten göstereceğim. Ayberlerden aldığım. En başarılısı bu. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu kadar uygun fiyatlı, tamamen temiz içerikli ve bu kadar uzun süre cildinize kalan ve şey hani böyle kokusu da çok güzel. Böyle hafif pudra pudra kokuyor. Eski sanki böyle annelerimizin zamanındaki, onların gençliğinin zamanındaki fondötenler gibi bir kokusu da var. Çok başarılı. Çok başarılı yani. Şimdi ben bunları bir kutuya koyuyorum ve kapatıcıma geliyorum. Gördüğünüz gibi kapatıcım benim 10 Natural 5. Tabii ben bunu yanmadan önce aldığım için biraz açık kalacak bence bana. Ama yine de bir bakacağım. Deneyeceğim en azından şöyle hafif. Yok. Bu bayağı açık. Ben böyle gözlerinin altının makyajın kendisinden çok çok açık olmasını beğenmiyorum. Hoşlanmıyorum. Doğal durmuyor çünkü. Şimdi yapmayacağım pek bir şey. Sivilcelerin üzerini falan da kapatamayacağım. Bunun birçok rengi var. Sanırım iki rengi daha var. Bakabilirsiniz. Ben bunu daha açık renkliyken kullanmıştım. Bunu gözlerinizin altına pek sürmenizi tavsiye etmiyorum. Gözünüzün altında çizgiler varsa oralarda dolma %100 yapıyor. Ama başka bir yerlerinize kullanmak isterseniz tabii kullanabilirsiniz. Ben şimdi bir daha önceki videolarda da söylemiştim biliyorsunuzdur. Temiz içerikli ürünlerde, organik makyaj ürünlerinde firmalar çok çok ünlü olmadığı için ya da işte atıyorum çok çok satılmadığı için diyelim. Çok renk skalası çok yüksek değil, çok geniş değil. Benim kendi kaş rengimi bulmam neredeyse imkansız. Şimdi bende Alverde'nin bir jel olan kaş jeli var. Bunun ben sarışınlar için olan rengini aldım. Çünkü diğer rengini denedim orada. Denediğimde çok çikolata rengi, bir kahverengiydi ve benim kaşlarım bayağı koyu renk olduğu için kesinlikle uymuyor ve görünüyor, belli oluyor yani. Bu da çok açık küllü bir renk olduğu için belli bile olmuyor, sadece sabitliyor kaşlarınızı. O yüzden şimdi kalem de tabii benim kaş rengime uygun bulamadığım için böyle bir şey aldım. Fırçası şu şekilde. Sadece kaşlarımın üzerine. Bu arada çok ürün geliyor fırçaya. O yüzden lekelek olmasın diye çok dikkat etmeniz de gerekiyor bir yandan ki oldu. Evet ama pek belli belirsiz. Elimle hemen silebildim. Maksat sadece hani oraya buraya kaymasın kaşlar. Ki gün boyunca tutuyor bu arada bu. Bir de benim bebek var, evden bebeğim var. Ona rağmen sürekli kucağımda falan olmasına rağmen, çocuk parkına oraya buraya gidiyor olmamıza rağmen bütün günde oldukları yerde kalıyorlar. Tabii amca kaşlarımı almadığım için ikisinin çok düzgün ve ikisinin de aynı olmasını zaten beklemiyorum. Evet. Şimdi gelelim. Bir şeylerden önce bir şunu göstermek istiyorum. Ben özellikle rimel sürerken sürekli göz kapağımın üzerine bulaştırıyorum. Çok sakarım. Hep ya işte far sürerken de bulaşabiliyor ya da kenarları dalgalı falan olabiliyor. Düzeltmek için temiz içerikli bir şey buldum. Bu Alverde'nin neymiş? Makeup Corrector Stift. Bunu şöyle bir ucu var. Atıyorum bir yerinde bir şey oldu. Makyaj malzemesi geldi. Atıyorum rimeliniz bir yere geldi. Göz kapağınıza değdi. Hemen onu da temizleyip
üzerine tekrardan yapabiliyorsunuz. Çok başarılı bence. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Bu iki şey de daha çok bakım ürünü diyebiliriz. Alverde'nin yine bir tanesi Overnight Caffeine Serum, bir tanesi de Lash Booster. Ben bunların ikisini de gece yatmadan önce, bir gece bunu, bir gece bunu şeklinde, gece yatmadan önce kirpiklerime sürüp öyle yatıyorum. Kirpiklerimde bayağı bir dökülme vardı. Onları tamamen azalttılar. Kesinlikle kirpikleriniz dökülüyorsa kesinlikle tavsiye edebileceğim iki ürün. Tam isimlerini dediğim gibi aşağıda info box bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hazır kirpiklerden konuşmuşken bir rimelden bahsedeceğim. Benim kirpiklerim hem çok kısa hem de çok sık değiller. O yüzden hani daha önce daha çok böyle uzatan şeyleri seviyorum. Çok sık yapmasından çok böyle hani uzatan rimelleri beğeniyorum. Bu yüzden üzerinde Schwung plus Verlängerung yazdığı için bunu aldım Alverde'nin. Bu arada yanlış alıp kahverengisini almışım ama evde hiç kahverengi rimelim yoktu. İyi oldu. 020 Brown. Bunun altlarına bakın. Çünkü hepsi dışarıda aynı görünüyor ve üzerlerinde renk yazmıyor. Sadece altlarında yazıyor. Almadan önce mutlaka altına bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi içini açalım. Bunun böyle kıl fırçaları var. Böyle kıl fırçalar bende hiç işe yaramıyorlar. Şimdi göreceksiniz zaten. Şöyle süreceğim. Yalnız fardan önce bunu sürmüş oldum. Bayağı iyi oldu. Neyse artık bunu diğer gözüme önce farı sürerim. Çok 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 hafif uzatıyor diyebilirim. Ama çok hafif. Belli belirsiz yani. Hani yukarı doğru kaldırdığını da söylüyor ama yani çok doğal. Şimdi ikisinin arasındaki farkı görüyorsunuz. Aslında fark var. Ama hani daha böyle çok daha uzatan rimeller biliyorum ama onlar da temiz içerikli değiller. O yüzden hani temiz içerikli olsun, çok hafif uzatsın, yukarı doğru kıvırsın diyorsanız, ben kirpik kıvırıcı hiç kullanamıyorum bu arada. Öyle bir sorunuz varsa benim gibi bunu kullanabilirsiniz. Gözümün üstüne şimdi yine bulaştı. Onu size hemen canlı canlı göstereyim. Bunu nasıl kullandığınızı. Bunu şimdi alıyorum. Şu şekilde üstünden geçiyorum. Değdirmeniz bile yetiyor. O kadar başarılı bu arada. Çok başarılı. Sildi. Tamamen gitti yani. Tabii ucu şöyle oluyor. Bu arada alt kısmında şöyle bir yer var. Değiştirebiliyorsunuz yani. İçinden uçları çıkıyor. Çok başarılı bir ürün bence. Bunun oje için olanları vardı. Essence'in. Ona benziyor bunlar. Şimdi ben diğer gözümü önce far süreceğim. Sıra bozulmamış olsun. Alverde'nin şöyle bir Gebacken'e Lid Shot mı diyor. 10 numara Crystal Cream. Bunu şimdi parmağımla alıyorum. Parmağımla mı alayım? Parmağımla almayayım. Fırçayla alayım. Önce bir fırça bulalım. Böyle sıkı bir fırça istiyorum. Çünkü çok bir rengi zaten yok. Hatta yok şöyle yapacağım. Çok pofidik bir fırça alacağım. Sıkı olan. Bu Bobbi Brown'un bir fırçası. Bununla şimdi gözümün üzerine şöyle şu şekilde, o çok güzel simleri var. Çok küçük 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 simleri var. Sim dediği bunlar parıltı. Bunu highlighter olarak da sanki kullanabilirsiniz gibi. Görebiliyor musunuz? Bütün gözümün üzerine sürüyorum. Aynı şekilde aynısını şimdi buraya da yapacağım. Böyle kemik rengi. Çok bembeyaz olmayan. Bayağı üstlere getireceğim ben bunu bu arada. Kirpimin altına kadar bayağı geniş bir şekilde sürüyorum. Yani belli belirsiz bence hoş. Yaz için uygun en azından. Şimdi diğer kirpimi de gelip bu rimelle artık bu tarafa da sürebilirim. Bu arada Alverde'nin birçok farklı maskarası var. Bir gidip bakarsanız bende sadece bir tanesi var. Bir ton çeşit var. Ben çok fazla fondöten aldığım için o gün maskaralara pek bakamadım.
Elimde maskara kalmadığı zaman alerjiyama kesinlikle bakacağım. Hem bu kadar uygun fiyatlı olup hem de bu kadar başarılı ürünler yapması, ben diyeyim açıkçası tebrik ediyorum. Bayağı seviyorum. Önceden Bipo'ya da, hatta hala da Bipo'ya da gidiyorum ama DM, bende DM'in ayrı bir yeri var. Çünkü bu temiz içerikli organik ürünleri çok çok başarılı. Burada bebek ürünleri de dahil buna. Evet. Ne diyorsunuz, oldu mu? Bence oldu. Kahverengi bir rimele göre bence bayağı başarılı. Şimdi bakalım, gelelim göz olayını bitirelim. Ben hayatımda aldığım tek bej rengi göz kalemim, göz içine uygulanacak. Ben şimdi çok doğal dursun diye çok hafif bir gözünün içine süreceğim. Ben şu an mesela bu kadar, bu görüntüyü çok sevmiyorum. Çok belli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu biraz gözümün üstüne şöyle yaparak biraz üstte birleştiriyorum. Hem hala aydınlık görünüyor hem de çok boyanmış görünmüyor. Çok daha doğal duruyor. Evet, gelelim şimdi allık olayına. Ben bronzer pek bulamadığım için allık normalde çok sevmeme rağmen hoş, bunun rengi bayağı güzel. Berry Dream 8 numara bendeki. Böyle bir allık aldım. Şimdi pofidik bir allık fırçası alalım. Ben de şöyle bir Real Techniques'in bir allık fırçası var. Bununla o bayağı, yalnız renk bayağı çok geliyor. Dikkat etmek lazım sürerken. Çok abartı olmasın diye. Ben normalde daha böyle kahve tonlu şeyleri, bronzerleri allık olarak kullanıyorum. Allık gibi kullanıyorum yüzüme renk vermek için. Allık çok kullanmıyorum. Benim şu formdaki tek allığım bu. Bende allık yok. Bende sadece şöyle 2-3 tane Yves Saint Laurent'in miydi? Böyle hem dudak için hem allık olarak olan şeyleri var. Onları da genelde ben zaten dudağıma kullanıyorum. O yüzden allık benim için baya yeni bir olay. Evet. Şimdi burnumun üstüne biraz getireceğim. Çok hafif. Yalnız rengi çok güzel. Hem doğal duruyor hem çok güzel rengi. Beğendim. Şöyle tekrar göstereyim. Çok pigmentliler yalnız. Dikkat etmeniz lazım sürerken. Küçük bir fırçayla, sık bir fırçayla sürmenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi gelelim bir dudak ürününe. Ben Allah'a da uysun diye neredeyse birebir aynı rengi aldım. Bendeki rengi 15 rengi. Ruj olayına çok girmek istemedim. O yüzden dudak kalemi aldım. Bunu beğenirsem hani sonra bakarım diye. Ki evin içi hala bitirmek istediğim ürünler dolu olduğu için çok almıyorum. Ben dudağımı çok taşırarak sürmeyi de sevmiyorum. Aynı hizada süreceğim o yüzden. Yalnız çok güzel kremsi bir kıvam var. Asla dudağınızı kurutacağını sanmıyorum. Dudağımda burada dudak kremi yok. Ona rağmen çok rahat sürebiliyorum. Başarılı. Geçen gün de bunu bir kere daha sürdüm. Yani ilk sürdüğümde. Bayağı kalıcı olduğunu da fark ettim. Bu arada bu kadar kremsi olmasına rağmen bayağı mat da duruyor. Ben mat rujları çok seviyorum. Bence bu dudak ürünleri Allerden'in tek sırrına çok az renk var. Yani dudak kremi belki 3-4 renk, o kadar.
Dediğim gibi bu işte bu tarz markalarda çok high-end, diğer high-end markalar gibi olmadıkları için temiz içerik ürünler daha henüz o kadar tanınmadığı için de ki ileride ben çok iyi yerlere geleceklerini de düşünüyorum. Renk skalaları çok geniş değil. Ama çok başarılı. Ben bir de böyle koyu renkleri çok severim. Bayağı başarılı. Bunların hepsini tam isimlerini aşağı yazacağım. Oradan bakarsınız. Şimdi gelelim. Bugün kullanmadığım, isterseniz hatta şöyle çok hafif bir kullanıp gösterebilirim. İki farklı göz ürününe. Bir tanesi, ikisi de eyeliner. Bir tanesinin başlığı şu şekilde. Top. Top bir başlığı var. Şöyle göstereyim. Şimdi hatta ben elimde göstereyim. Hiç gözüme sürmeyeyim şimdi. Şu şekilde sürüyorsunuz. Bunun bence tek kötü tarafı çok simsiyah olmaması. Yani şimdi ben bir kat daha üzerinden geçeceğim. İkinci katı sürdüğünüzde simsiyah oluyor. Ama ilk sürdüğünüzde o opak simsiyah olmuyor. Şimdi oldu. Ama ondan önce değildi. İki kere sürmeniz gerekiyor üst üste. Ben dudağımda çok koyu bir renk olduğu için gözüme pek eyeliner şimdi sürmek istemiyorum o yüzden. İkincisi de şöyle bir şey. Bunun tam ismi neymiş? Kohl eyeliner. Krem formunda bir şey. Şöyle üzerinde şöyle çıkan bir kalemim var. Bir fırçası var. Şu şekilde göstereyim. Bununsa sadece böyle hani çok hafif makyaj yapayım. Bu da belli belirsiz gözümde olsun diyorsanız. Şimdi elimin üstünde böyle durduğuna bakmayın. Gözde asla simsiyah durmuyor. Biraz daha alayım. Çok yumuşak kremsi bir kıvam var. Hani simsiyah dursun hiçbir şekilde gözümde hani hiçbir şey altındaki renk görünmesin gözümde simsiyah dursun diyorsanız bunu tavsiye etmiyorum. Bu daha çok günlük bir şey yani. Hatta şimdi süreyim. Gözümün üstünüz. Yani çok böyle varla yok arasında bir eyeliner sürmek istiyorsanız daha bir olur bence. Gözümün sadece dış köşesine şöyle süreceğim. Çok şey değil. Diğeri daha iki kat sürdüğünüz zaman çok daha siyah yani. Ama kullanırım kesinlikle. Çünkü ben böyle varla yok arası şeyleri beğeniyorum. Daha doğal duruyorlar. Bunu ben birkaç kat sürmeyi de denedim. Alttaki ilk sürdüğünüz katı sadece çekiştiriyor sağa sola. Yani olmuyor. Birkaç kat sürmeniz de yeterli olmuyor. En azından ben beceremedim. Ben de başaramamış olabilirim. Yani bu fiyata yine bence çok 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 iyi yani. Çok başarılı. Diyemin bu arada online sayfasından fiyatlarına da bakabilirsiniz. Hepsi çok 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 uygun fiyatlı. Evet, şimdi gelelim. Şimdi kullanamayacağım ürünleri ama göstereceğim elimde. Bunlar makyajınızı açmak ve koyu açık açmak ya da koyultmak için olan renkler. Yine Alverde'nin. Şu beyaz olan gerçekten neredeyse beyaz. Şöyle göstereyim bir parmağımda. Çok 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 açık bir renk. Beyaz gibi neredeyse. Bu arada neredeyse her makyaj ürünüyle karışıyor. Ben birkaç fondötenimi karıştırdım. Hepsinde çok güzel karıştı fondötenlerle. Bu da koyulaştırmak için olan rengi. Bu da böyle bir çikolata rengi gibi. Çok güzel. Rengi çok güzel. Bunu koyulaştırmak için de ideal. Şu an benim için aslında bütün fondötenlerim çok açık renk olduğu için çok önemli bir şey. Benim ürün bitirme projemdeki fondötenim çok açık renk mesela diyorum bir fondöteni. Onu arada bununla karıştırıyorum. Estée Lauder'ın Double Wear ile karıştırmazsam bununla karıştırıyorum. Gayet başarılı sonuçlar alıyorum.
Gelelim benim aldığım ve şu an süremeyeceğim fondötenlere. Bu Mousse Makeup 01 porselen rengi olan. Bu böyle köpük gibi olan bir fondöten. Şöyle göstereceğim. Elimde bile o kadar açık rengi. Sürdüğünüz anda pudra oluyor. Pudra haline geliyor. Ben bunu şöyle göstereyim tekrardan. Ben bunu fırçayla sürdüm. İlk aldığım zaman rengim bu kadar koyu değildi. Bu Sigma'nın F82 fırçasıyla sürdüm. Bayağı başarılı. Çok güzel bir fondöten. Bunu beğendim. Yine beğendiğim iki şey daha var. Bu Alverde'nin Cover and Stay Makeup 10 Kaju numarası. Bunu da beğendim ama şu an bu da çok açık renk olduğu için kullanamıyorum. Bunların bu arada kapatıcılıkları çok değil. En iyi kapatıcılığı veren benim şu an yüzüme sürdüğüm. Bunun rengi böyle. Şöyle bir rengi var. Bunları zaten ya başka videolarda ya da işte bitenler videolarında göreceksinizdir. Daha çok yorum yapabilirim o zaman. Daha çok kullandım. Şu an kullanamadığım için çok yorum yapamıyorum. Ama temiz içerikli iyi fondötenler var. Buradaki amacım bunları gösterebilmek. Hani almanızı tavsiye edeceğim ve etmeyeceğim şeyler de var. Onları da göstereceğim şimdi. Gerçekten paranız az, ücretleri çok, yani çok pahalı olmasalar da gerçekten havaya para atmış gibi olacağınız ürünler de var. Hiçbir şey yaramayan. Bu da çok iyi. Bu biraz daha kapatıcı bu arada. Bu da Alverde'nin Color and Care Makeup 10 Light 5. Bu arada Almanya'da olan daha buraya gelmemiş. Avusturya'ya gelmemiş. Yeni serum şeklinde olan fondötenleri de ver Alverde'nin. Eğer Almanya'da yaşıyorsanız onlarla ilgili ne düşündüğünüzü bana aşağı yazabilirsiniz. Şimdi gelelim şu iki şeye. Bu ikisi tamamen yani waste of money. Hiçbir şekilde hiçbir işe yaramıyorlar. Bir tanesi Mineral Makeup. Şöyle göstereyim. Şöyle. Rengi bendeki 01 neutral. Şöyle sürüyorum. Göreceksiniz ki hiçbir şey sürüp sürmediğim belli bile olmuyor. Yani bunu alın yüzünüzün hepsine sürün. Hiç makyaj yapmamış halinizle aynı şekilde kalıyorsunuz. Hiç belli olmuyor yani. Bir diğeri de bu da bayağı başarısız. Alverde'nin Color and Care 2-in-1 Makeup. Bendeki rengi 10 Vanilla Cream. Şöyle iki renk olan. Şunu da alıyorum şimdi elime biraz. Sanki yüzüme krem sürmüşüm gibi. Çok kötü yani. Hiçbir şekilde renk alamıyorsunuz üründen. O ikisini asla ve asla tavsiye etmiyorum. Testerleri yoktu. Bakamadım. Çok uygun fiyatlılar. Alayım ne olacak ki dedim. Aldım. Bunları kesinlikle kullanamayacağım. Şöyle söyleyeyim. Temiz içerikli. Tamamen temiz içerikli ama makyaj yapıyorsam, yüzüme bir şey sürüyorsam yine bir etkisi olsun isterim. Hiç görünmesin istemem yani. Ama bunlar kesinlikle hiç görünmüyorlar. Bu ikisini o yüzden almayın. Asla tavsiye etmiyorum. Gelelim. Bir YouTuber'dan duyduğum bir vücut body butter'ına, körpe butter, Almanca, İngilizce, Türkçe hepsi birbirine karıştı. Böyle bir şey. Ben bunu daha hiç kullanmadım. Bitenler videolarımda muhtemelen göreceksiniz yorumlarımı. Bunu çok tavsiye ediyor birkaç YouTuber, Almanca konuşulan ülkelerde olan YouTuber'lardan. Çok ünlü YouTuber'lar. Çok tavsiye ettikleri için aldım. Benim şu an ürün bitirme projem olduğu için bunu kullanamıyorum. Ama çok güzel olduğunu duydum. Bunların çok küçükleri seyahat için olanları da satılıyor. DM'den ona bir bakabilirsiniz. Ben direkt büyük olanını aldım. Çünkü seveceğimi düşünüyorum. Bu arada yine Alverde'nin duş peelingi Bio Magnolium Gluten Cyanus. Bunu şimdi biraz koklayalım bakalım. Çok güzel çiçek çiçek kokuyor. Çok böyle hafif çiçekli. İçinde böyle küçük küçük parçacıkları var. Vücut için deneyeceğim, daha denemedim. Bunu dediğim gibi bu tarz şeyleri ürün bitirme projemdeki ürünler bittikten sonra kullanabileceğim. Hoş duş peeling bende hiç yok duşta kullanılan. Bunu aslında kullanabilirim. Bunu yine bitenler videolarında göreceksiniz yorumlarımı. Alverde'nin bir diş macununu aldım.
Ben bunun daha önce bu aynı serisinin ağız çalkalama suyunu kullanmıştım ve tadı çok böyle çocukluğumu hatırlatmıştı bana. Çok nane nane ama çok tatlı bir nane. Böyle acı bir nane değil. Ben çok acı naneleri beğenmiyorum çünkü dış macununda. Bu da dediğim gibi sertifisiyatı Natura Kozmetik. Şu zaten işareti gördüğünüz her ürün sertifikalı organik ürün oluyor. Natura Kozmetik ürünü oluyor. Bunu çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Bunların içinde florit yok sanırım bunun içinde. Yok. Gelelim bir saç yağına. Bunu da hiç kullanmadım daha. Çünkü bitirme projemdeki bir yağ var. Onun bitmesini bekliyorum. Umarım onun yerine geçebilir. Şu an bir saç yağı arayışındayım. NutriCare Hair Oil Bio Mandel Bio Argan. Ayverde'nin kokusuna bir bakmak için bence bir fıslatabilirim. Daha hiç açmadım ilk defa. Şimdi bakacağım. Ay çok güzel kokuyor. Ne kokuyor bu? Üzerinde argan ve mandal diyor. Bana sorarsanız limonata kokuyor. Çok çok güzel kokuyor. Çok başarılı. Elime süreyim. Umarım saçımı taramamda da yardımcı olur. O tarz yani saçımı taramamda yardımcı olabilecek bir yağsa hoş, bunu sadece kokusu için bile kullanabilirsiniz. Böyle yaz yaz kokuyor. Limonata. Ay harika. Çok güzel. Gidip bir koklayın. Ben koklamadan aldım. Harikaymış gerçekten. Şimdi paketine tekrar koyalım. İple çekiyorum. Bu burada şeymiş. Kuru saç içinmiş. Daha önce bayıla bayıla kullandığım Alverde'nin şampuan aynı seri bu arada. Yağ ile aynı seri. Bio Mandel, Bio Argan olanından. Şampuan ve saç kremi. Ben bunları bir yolculuğa çıkacağız bu ayın sonunda. 3 günlüğüne. Onun için aldım. Yolculukta kocaman şampuanları yanımda taşımak istemediğim için aldım. DM'in bu arada böyle bir sürü küçük şeyi de satıyor olması, küçük boyları çok hoşuma gidiyor. Böyle seyahatlere çıkacağın zaman çok avantajlı oluyor. O yüzden ondan çok da memnunum. Benim DM alışverişim bu kadardı. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.